En son yazdığımız add fonksiyonuyla elmaları istediğimiz koordinata koyabiliyorduk. Sadece elmaları koyabiliyorduk şu anda elma yazdığımız için. Bundan sonrasını biraz daha yavaş anlatsam sanırım daha iyi olacak. Biraz hızlı geçiyoruz. Fonksiyon içinde şöyle bir formül kullanmıştım. Koordinatın kaç piksel uzaklıkta olduğunu tespit etmek için. Bu formülü daha sonra başka yerlerde de ihtiyacımız olabilir, kullanabiliriz. O yüzden onu bir fonksiyona çevirelim. Map nokta. Bir kağıda ihtiyacım olan değişken, fonksiyonlarla ilgili bir taslak karaladım. Program yazarken aklıma verimli bir isim gelmeyebilir. Daha sonra da ismi düzenlemek zor olabilir. İyi isim vermek önemli. Daha sonra karmaşa çıkmaması için, anlaşılır olması için iyi isim vermek önemli. O yüzden bir kağıda programı yazmadan önce aklıma gelebildiğince iyi isimleri not almaya çalıştım. Bunun için şöyle bir fonksiyon ismi not almışım. Get x piksel from koordinat verilen koordinatlardan x koordinatındaki piksel genişliğini bana ver. Ne yapıyorum? Map benim klasımın ismiydi burada. Bir fonksiyondu. Map.getX hx from core dediğim zaman hoş bir yer açtım. Eşittir dediğim zaman fonksiyon ne yaptım? Bunun içine bir fonksiyon ekledim. Bu fonksiyona ne gelecek? Dolar işaretiyle standart olarak ben kullanıyordum. X koordinatı. İstediğim x koordinatı. Mesela 1. Bu bir değer döndürecek. Nasıl bir değer döndürecek? Şu değeri döndürmesini istiyorum ben. Ve en son noktalı virgülle kapatacağım. Bunun aynısını bir de y için yapacağım. Bu formülü birçok yerde kullanabilirim. Birçok yerde ihtiyacım olabilir. Yarın mesela x koordinatındaki genişlik şu an 32. Ama bu başka bir level tasarlarken değişebilir. Bu 40 olabilir. O zaman buradan onu 40 olarak değiştirdiğimde bu fonksiyonu kullandığım her yerde de 40 kullanılmış olacak. Tek bir yerden değiştirmem yeterli olacak. Eğer ben bunları bu şekilde bırakırsam, her yerde hesaplarsam farklı farklı yerlerde, değişiklik olduğu zaman her yerde düzenlemem gerekecek. Bu da y koordinatı için. Get y piksel from koordinat. Parantez açıp kapattım. İçindeki komut çalışacak. Return ne yapıyordu? Geri döndürüyordu. Sonra bu koordinatı şuraya şu şekilde yazabilirim artık. Map nokta get x koordinat x dediğim zaman oradaki fonksiyon içindeki işlemi ne yapacak? Yapacak. Y için de aynı şeyi yapalım. Şunu da y olarak değiştirelim. Ama ben buradaki koordinatı bu pikseli kullanmayacağım. Koordinatı kullanacağım. Koordinat da zaten burada var. Tamam. O zaman bunu ayrı bir değişkene eklememe gerek yok daha sonra tekrar kullanmak için. Şimdi başka neler yazmak istiyorum? Bunları not alabiliriz. Ne diyelim? Koordinattan
fiziksel uzaklığını döndürür. Bu da aynı şekilde kuajantta fiziksel uzaklığını döndürür. Başka neler? Şimdi bu bölümde şimdi önümde şu an bu elmayı ekledik buraya ama bu elmanın değeri yok. Bu elma yenebiliyor mu, yenmiyor mu, bir nesne mi? Bu elma hangi koordinata ekledik gitti. Artık onunla bir bağlantımız kalmadı. Hangi koordinatta daha sonra geri dönüp bu elmanın üzerinde değişiklik yapmak istediğim zaman yapamayacağım, bulamayacağım bu elmayı. Bunun için ne gerekiyordu bize? Biz database kullanmayacaktık ama bazı değişkenler, bazı diziler, objeler kullanacaktık. Burada verilerimizi tutacaktık. Orada ne verisi tutacağım? Atıyorum buradaki koordinatta bir elma olduğunun verisi. Bu koordinatta ne var dediğim zaman bana diyecek ki bir elma var. Bu yenebilir. Besin değeri şu. Ya da ben şöyle sorduğum zaman en son eklediğim elma hangi koordinatta diye sorduğum zaman bana demeli ki işte 5'e 5 koordinatta. En son eklediğim elmanın rengini gri yap, besin değeri bitti, rengini gri yap dediğim zaman ona ulaşabilmeliyim. Bunun için bana değişkenlerde data tutacağız. Bakayım elimdeki taslağa başka ne yapmışım. Nasıl şeyler eklemişim? Evet. Mesela demişiz ki map nokta get item property from coordinate eşittir function. Koordinat olduğu için yani ben bir koordinat vereceğim buna. X, Y koordinatını vereceğim. Bu ne yapacak? O koordinatta bir nesne varsa o nesnenin bana özelliklerinin olduğu bir obje geri döndürecek. Ben de o objenin içinde bakacağım. Bu yenebilir mi? Ya da besin değeri ne? Ya da üzerine çıkılabilir mi? Ya da tipi neymiş? Gibi özellikleri bana döndürecek. Bir koordinat verdiğim zaman yazalım koordinattan itemin item neydi? İtem madde, kalem, parça, materyal, bir nesne. Koordinattan nesnenin özelliklerini getir. Yine aynı şekilde ben mesela koordinatı bilmem ama nesneye vereceğim ID'yi biliyorumdur. Şimdi mesela buraya 3 tane elma ekledim ama 3 de aynı. Bunların arasında nasıl seçim yapacağım? Bunlara birer numara tanımlayacağım. Mesela buna 1 diyeceğim, buna 2 diyeceğim, buna 3 diyeceğim. Ben dediğimde 3 ile ilgili bilgileri istiyorum dediğim zaman o dataların içinde bilgisayar 3'ün bu elma olduğunu bilmeli. Ne yapacağım? Map.get yine get item prop yine aynı nesne istiyorum. İtemin nesnenin özelliklerinin olduğu objeyi istiyorum. From id eşittir function. Bunda da ne parantez içine yazacağız? Ne istiyor bizden? ID'yi vereceğiz. Bize geri dönüş olarak ID zaten kısaltma olduğu için iki harfini de büyük yazdım. Burada da mesela pikselin iki harfini de büyük yazdım. Şu noktaları da kapatalım. Sonra şuraya bakalım. Bunun ben size kodunu da göstereyim. Şurayı çok anlatamadığımı düşünüyorum şurayı. Şurada çünkü birçok şey kullandık. Hızlı bir şekilde eklemem gerekti. Ve fazla da bazı şeylerin ayrıntısına giremedim. Bu kod tam olarak ne yapıyor?
sayfanın kaynağını görüntülersek bizim yazdığımız kaynağa bakalım. Şu an bizim yazdığımız kaynakta şurada inceleyelim. Burada görünmedi. Dinamik, şu an dinamik olanı göstermiyor buradaki. Şunu yapıp sağ tıkla incele. İncele de hem müdahale de edebiliyoruz hem de çalışan kodlarda bir hata olduğu zaman burada görebiliyoruz. Şimdi ne olmuş? Bakalım. Object style. Bu hangi elma? K. Rock. Bunlar bizim manuel eklediklerimizdi. Evet. Bakın bunlar bizim manuel eklediklerimiz. Şu 3 elma K ve Rock manuel olarak eklemiştik. Burada tabii işlem yaparken kodları sınıflandırmış. Biraz değişiklik var. Sonra biz şu fonksiyonda elma eklemek için kodumuzu yazdık ve bu kodu 3 kere burada çalıştırdık. O 3 kere çalıştırmamız sonucunda bakın şöyle tagler açılmış. Biz de ne yapmıştık? Şuradan şu şekilde de yazdığımız koda bakarak işte bir div elementi oluştur. Bir div elementi oluşturmuş. Buna bunun class özelliğine burada class özelliği eklemişiz. Class özelliğine ne de değer atamışız? Object style. Bizim object style diye bir stilimiz vardı. Ona atamışız. Sonra burada manuel olarak top ve left CSS'ini değiştirdik. Yukarıda ve sola doğru kaç piksel uzaklığında olacağını manuel olarak verdik. Bu burada koordinatları verdiğimiz koordinatlar kaçtı mesela? 5, 5, 5, 8, 6, 12 idi. Burada koordinatlar 5, 5 yerine 32 piksel olduğu için her bir koordinat piksele çevrilmiş. Yukarı olan yükseklik ne yapmış? Burada top yukarı olan yükseklik 2.128 piksel. Left soldan 128 piksel noktası koymuş resmi. Bunu da aynı şekilde. Bu da CSS kodu ama HTML içine yazmış. Biz burada koddan eklediğimiz için biz daha önce manuel olarak yaptığımızda nereye yazmıştık bu kodu? Şu object stilinin altına eklemiştik. Top ve left kodumuzu. Top ve left kodunu kaldırınca birinci elmada sıfıra sıfır noktasına gelmiş. Hepsinde bu class'ın olması absolute olması bu istediğim konuma koymama olanak sağlayan özellikti. Böyle 3 tane HTML'in içine nesne eklemiş olduk. Şu kod sayesinde. Şunu şimdilik kapatıyorum. Şöyle bir şey yapacağım. Mesela örnek olarak mesela matematik random komutuna bakmıştık. Bu 3 elmayı ben random olarak ekleyeyim ekranda herhangi bir yere. Bunun için nelere ihtiyacım var? Şöyle yapacağım. mat.random random olarak bir sayı verecek. Kaça kadar olmasını istiyorsam onunla çarpıyorum. Şunu iptal edeyim. Mesela 10 dersem yanlış hatırlamıyorsam 0 ile 10 arasında bir sayı geri dönecek. Onu şimdi test ederiz biraz daha.
aynı şekilde y koordinatını da bu şekilde verebiliyor. Ben ama şunu yapayım. Kullanacağız, kullanmamız da gerekir ileride. Map'in maksimum x koordinatını ve map nokta maksimum y koordinatını da buraya değişken olarak ekleyeyim. Onu nasıl bulurum? Şuradan hesap makinesiyle 832 bölü 32 26 kare var genişlik olarak. X koordinatı 26 kareden oluşuyor. Y koordinatı da 448 bölü 32'den 14 kare. Buraya ekledik. Maksimum x koordinatı 26 kare. Maksimum y koordinatı da 16 kare. 14 kareden oluşuyor. X koordinatı, y koordinatı. Doğru. Aslında bunlar çok değişmeyecek. Bu bir sabit değişken yerine sabit standartı kullanabilirdik. Hepsi büyük harfler. Ama yani harita bugün 26 kare. Daha sonra değiştirirsek, bir sonraki level'da değiştirirsek bu şekilde şu anda dursun. Ne yapmıştık? Şu 10 yerine map nokta get map nokta max maksimum x koordinatı. Bu bir fonksiyon olmadığı için, değişken olduğu için direkt yazıyorum. Şuraya da yazalım. Bu da y koordinatı. Bu komuttan, hatta buraya bir döngü yapayım. 10 kere çalıştırayım bunu. Nasıldı? For var y eşittir 0, y küçük eşit y küçük 10, y plus plus. Çalıştıralım. Doğru yaptıysak döngüyü anlatayım. Nasıl olsa aynı. Geri yüklensin istemiyorum. Kilitlendi. Döngüyü acaba yanlış yazıp sonsuz döngüye mi soktuk? İncelediğim bir hata vermemiş. Evet, şu an çalışıyor. Evet. Ama bir yerde bir yanlışlığımız var. Elmalar koordinatlara gelmemiş. Ama 10 tane elma rastgele şekilde eklemiş. Önce şunu söyleyeyim. Bu bir for döngüsü. For döngüsü var bir değişken açıyordu. İ eşittir 0. İçi değeri 0 olan bir i değişkeni açıyorum. Noktalı virgülle ikinci bölüme geçiyorum for döngüsünde. İ küçük 10. İ 10'dan küçük olduğu sürece bu döngü dönmeye devam edecek. Noktalı virgülle bir sonrasına geçiyorum. İ plus plus'ın anlamı da i eşittir i artı 1. Yani i'ye 1 arttır. Bu bir kere döndüğünde 0, 1 olacak. İki kere döndüğünde 2 olacak. 9 olduğunda tamamlanmış olacak. 9 kere dönmüş olacak.
0 ile birlikte 10. Ama hatam var. Ona bakalım. Bunu bir inceleyeyim ben. Hatamı bulayım. Şimdi bir değerde ne yanlışlık var? Onu şu değerlerden bir tanesini alıyorum. Burada alert ekliyorum. Alert mesaj çıkartıyordu. İçine bu değeri koyup burayı da kapatıyorum. Metin haline getiriyorum. Şuna bakacağım. Tekrar et. Benim değerim noktalı bir sayı olmuş ve noktadan sonra birçok sayı daha var. Onu parseInt fonksiyonuyla normal noktasız bir sayıya çevireceğim. Evet. Bakın sıfır oldu demin. Sıfır geldi. Demek ki maksimum x koordinatı kaç? Maksimum x koordinatı 26. Random sıfır değer üretirse çarpı 26 ile ancak sıfır çarpılırsa sıfır gelebilir. Başka neler? 15. Evet. Bir de şu şekilde deneyelim. Daha önce hata almıştık. Şimdi bir hatayı düzelttik. Noktalı oluyormuş. Nasıl düzelttik? Buraya yazmayalım onu. Başka yerde de başka yerlerde de demek ki bu şekilde bir sayı gelebilir. X koordinatının benim. Hatta bu fonksiyonu kullandığımız için buraya yazayım. X fonksiyonu nasıl bir x fonksiyonu x değeri gelirse gelsin eğer noktalıysa bunu parset aynı şekilde bu y için de geçerli. O zaman nerede ne gelirse gelsin noktasını kaldıracak. Demek ki böyle bir hatayla karşılaşabilir. Şimdi ne oldu? Evet yerleri düzgün görünüyor ama aşağıya doğru uzadı. Ona bakalım. X koordinatı burası olması gerekiyor. Yani left, evet left'in x olması gerekiyor. Top'ın y olması gerekiyor. Bunları biz, daha doğrusu ben ters koyduğum için ne yaptı? Ters olarak bu şu dikdörtgeni sanki aşağıya doğru uzayan bir dikdörtgen gibi görüp algıladı. Hem de zaten başka ne eklerse getirelim yanlış yere koyacaktı. Evet şimdi doğru görünüyor. Ne yaptık? 10 tane elmayı random olarak bakalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir tanesi yine buraya mı geldi? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Artık şunları kaldırayım. Şu örnek olarak eklediğim kodları kaldırıyorum burada. Artık onlara ihtiyacım yok. JavaScript ile ekleyeceğim artık kodlarımı. Evet 9 tane. 9 tane ekliyor. Niye? 10'dan küçük olduğu sürece 0'dan 9'a kadar çıkartıyor. Eğer küçük eşit dersem 3, 6, 7, 8, 9, 10 tane ekleyecek. Her seferinde farklı koordinatlara elma ekliyor. Şunu biraz anlatayım. AddEventListener JavaScript'te bir nesneye olayı dinlemesi için bir dinleyici ekliyor. Mesela bu olaylar ne olabilir? Bir butonun üzerine fare gelip bastığı zaman bu bir olay.
olay, o olay olduğunda buraya yazdığımız fonksiyon çalışıyor. Mesela bir butona basıldığında, sayfa yüklendiğinde, biz burada kullandık, sayfa yüklendiğinde kullandık. Ya scroll değiştiğinde, bir text kutusunun içine metin yazıldığında, biz ekleyeceğimiz komutları hangi olay olduğunda bir komut çalıştırmak istiyorsak bu çeşit eventler kullanabiliyoruz. Şununla ilgili, eventlerle ilgili buradan bakalım. Belki eventlerle ilgili events bir bilgi alabilir miyiz? The code getiren atarlarımın inner html date. Mesela date tarih, günün tarihini ekleme komutu. Display date. Ne demiş? On change. Bir html elementi değiştiği zaman mesela çalış. Basıldığı zaman çalış, mouse üzerine geldiği zaman, mouse üzerinden çıktığı zaman, bir tuşa basıldığı zaman, biz de kullanacağız mesela, bir tuşa basıldığı zaman, bizim yukarı tuşuna basıldığı zaman, aşağı sağa sola kelebek hareket edecek. Ya da space'e basıldığı zaman, hangi gıdanın üzerindeyse onun yemesini sağlayacağız. Fazla, burada çok fazla bilgi vermemiş. JavaScript bu. Örnek de vermemiş. Belki başka yerde işlemiştir bu konuyu. Evet, geçelim. Yeri geldiği zaman yine biraz daha bilgi vermeye çalışırız. Ne yapmıştık en son? Get item prop from koordinatlardan alma. Bir tane şunu yazmam gerekiyor. Create oluştur nesnenin özelliklerini taşıyan bir obje eşittir function diyeceğiz. Bu da bu, bunları açıklama yazmamışım. Nesnenin ID'sinden nesnenin özelliklerini bulmak getir. ID'yi ters yazmışım. Bu da ne yapacak? Nesne objesi oluştur. Bunu nerede kullanacağım, nesne objesi oluşturmayı? Burada bir nesne eklerken bir nesne objesi oluşturacağım. O nesne ile ilgili bilgileri içine ekleyeceğim. Bana verilen parametreleri içine ekleyeceğim. Ondan sonra da benim datalarına onu ekleyeceğim ki daha sonra ulaşabileyim. Datalara bakalım. Ne yapmışım? Harita üzerinde map data bir obje harita üzerindeki bir koordinattaki nesnenin ID'sini tutuyor. Buna koordinat data diyelim. Koordinat data. Yani koordinat data şöyle diyelim ki koordinat data nokta koordinat 1'e 1 eşittir 2. Şunu bir kere aşağı alalım. Şu nesneyi burada oluşturduk. Bunun altında kullanacağız. Başına map koymamışız. Map grubunun klasın içinde. Kordata. Bir de tree'yi beğenmedi. Tree'nin x kullanalım. Koordinat 1 çarpı 1. 1'e 1. İçeriği 2. Yani 2 ID'si 2 olan nesne koordinat 1'e 1'de. Bu bilgiyi tutacağım. Bu bilgiyi bu objenin içinde tutacağım.
Ona soracağım işte C1'e 1'de 2 olsun. 1'e 2'de 1'e 2 boş. 0 yazarsam boş olsun mesela. 2 yazarsam ikinci nesne olsun. Bunu örnek olarak yazdım. Siliyorum. Sonra map last item id. Şimdi 0 bu başlangıç olarak. Burada yeni bir item eklediğim zaman bunu 1 arttıracağım burada. Şunun başında yeni bir item eklerken diyeceğim ki map.lastItemId eşittir. Hatta plus plus neydi? LastItemId eşittir. LastItemId artı 1. Böylece ne olacak? Sayısı 1 olacak. Ben burada ne eklediğim nesnenin ID'sini 1 olarak verdim. Bir daha bu komut çalışırsa bu fonksiyon. Bu 1 olduğu için burada eklerken 2 yapacak. Bir diğer nesnenin ID'si 2 olacak. Bu da bir tane de item data. Item data diye. O da şurada şu fonksiyonda create item property object oluşturup propertilerin olduğu bir obje oluşturup bu bir array yani dizi. Her bir objeyi bu diziye ekleyeceğim. Bu dizi ne işe yarayacak? İşte ben şu koordinatta 2 ID'li şu koordinatta sorduğum zaman bana dediği zaman 2 ID'li obje. Ben gideceğim diziye. Dizinin içinde ID'si 2 olan objeyi özelliklerini bulacağım. Oradan o bilgileri alacağım. Şimdilik bu işler için 3 tane değişken yatıyor gibi. Ben obje ve dizi hakkında bilgi vereyim biraz. Onları kullanacağız çünkü onlar nasıl kullanılıyor. Şurada şurayı açarsam burada bakayım. Değişkenler zaten orada artık bir obje. Objeler. Current property. Mesela car, araba bir obje. Bu objenin özellikleri var. Ne yapıyor? Biz ne yapacaktık burada? Bir tane create item property obje. Bir her bir nesnemiz için, elma için mesela bir obje oluşturacağız. Ne yapacak? Elmanın bu itemin tipi ne? Elma. Yenebilir mi? İşte, evet. Besin değeri ne? 10 gibi. Şu şekilde kullanılıyor obje. Car obje. Değişken. Obje de bir değişken. Şey de dizi de bir değişken eşittir ama içeriği biraz farklı. Süslü parantez içerisinde ne demiş? Type 2 nokta. Bu bir string ifade olduğu için çift tırnakla yazmış. Virgül ikinci ne? Modeli 2.500. Ben buna nasıl ulaşıyorum? Car nokta type dediğim zaman bana fiyat diyor. Car nokta model dediğim zaman 500 diyor. Car nokta color dediğim zaman white diyor. Bu bir obje. Burada başka bir obje yapmış. Mesela burada sayı olduğu için çift tırnak kullanmamış. Bu şekilde biz şimdiye kadar string ve number kullandık. Sayı, toplanabilen sayı. String de tırnak içerisindeki bir yazı, metin. Metinleri toplamaya çalıştığı zaman yan yana ekliyordu. Bir sayı, metin eğer bir sayıysa o sayıyı gerçek bir toplanabilir bir sayıya çevirebiliyorduk. Şu ana kadar kullanmadık ama bu da 1 ve 0'dan oluşan bir değişken. Tabii değişkenler de yer kapladığı için kullandığımız işe göre bir değişken seçersek büyük projelerde çok fazla değişken kullanıldığı için değişken seçimi çok fazla boyut farkına, RAM'in kullanımı, bu değişkenler RAM'de saklanıyor. RAM'in kullanımını azaltır büyük projelerde. Biz şu anda bunlara hiç dikkat etmiyoruz.
Chronicle Events Strings. Bir de dizi vardı. Array. Array'ler. Array'ler de obje süslü parantezli. Bu da köşeli parantezle kapatmış. Ne yapmış içine? Bunda bakın şey, buradaki değerin bir başlığı yok. İşte type 2 nokta gibi bir başlığı yok. Direkt değer, virgül, değer, virgül, değer. Bunun kullanımı da, kullanımı nerede? Şu şekilde. Cars köşeli parantez 0, köşeli parantezi kapat dediği zaman bakıyor bu Cars dizisinin içinde. Sıfırıncıyı, elementin içinde ne yazıyorsa sıfırıncı bu, bunu alıyor. Burada bir yazarsa gidiyor bunu alıyor. İki yazarsa gidiyor bunu alıyor. Ben bunu nerede kullanacağım? İtem data'da kullanacağım. Çünkü ne yapacağım? Bir objeyi bunun içine ekleyeceğim. O ne olacak? Bir satır veri olacak. Sonra yeni bir obje eklediğim zaman ikinci satır veri, üçüncü satır veri, dördüncü satır veri şeklinde ekleyeceğim. Bunun farklı özellikleri var. Mesela bir array nokta length dediğim zaman uzunluk, o array'in içine kaç, mesela burada demiş 0, 1, 2, o array'in içine kaç tane element olduğunu, şurada mesela first nokta length ne demiş, 4 element var bunun içinde, bakalım 1, 2, 3, 4. Şuna ulaşmak için ne yazmam lazım? First köşe parantez 0, köşe parantezi kapat, bu 1, bu 2, bu 3, bu şeklinde. Şu şekilde de nokta push komutuyla limonu eklemiş. Ne oluyor? Bu sefer bu yeni element virgül sonuna ekleniyor. Yüzeysel olarak böyle. Buradan konuya da ayrıntılı bakabilirsiniz. Örnek de yaparsanız pekişir diye düşünüyorum. Bakayım array metotları. Switch kullanacağız. Evet, şimdi bakalım. Şöyle diyelim. Koordinat data. Ne yaptık? ID'yi yükselttik. Bir ürün ekledikten sonra şuraya yazalım. Map nokta koordinat data nokta, ne yapmamız lazım? Nokta koordinat 1x1, bu şekilde yazacaktık. Tabi bu 1 ile 1 ve 1 değişecek. Neye göre? Şunlara göre. Bu 1'in yerinde aslında x ve diğerinin yerinde de y olması lazım. Tabi bunları bu şekilde değişkenli yazmak için noktalı yazamıyoruz. Şu şekilde kullanılıyor. O zaman bunun içine yazdığımız c ve x ifadelerinin string olduğunu belirtelim. Ve aralarına artı yapalım. Sonra bunun içine ne taşıyacaktım ben? Ne taşıyacaktım? ID. Bunun ID'si ne? Bu nesnenin ID'si. Bunun ID'si şu değişkendeydi. Bunun ID'sini eklediğim zaman ne oldu? Bu koordinatta hangi ID'li nesne olduğunu buraya eklemiş olduk. Tabii ya nesne, başka bir nesne varsa, ben bunu eklerken onu düşünelim daha sonra. Şuraya not alayım. To-do ekliyor muydu buna? To-do. Neyse, to-do yazalım. Nesne eklediğin koordinatta başka bir nesne varsa ne olacak?
Daha sonra bakarız, yazarız. Ne yaptım? Ben koordinatı ekledim. Şunu yapalım şimdi. Şunu yapalım. Create item property object. Object oluşturacağız. Yazalım. Var item object eşittir. Süslü parantezli. Boş bir object. Alt çizgi çizeyim. Private olduğu için. Sadece bu fonksiyonun içinde kullanılabiliyor. Create item. Tabi bana type lazım. Hangi tipte obje oluşturacağım? Bir tip type vermesi gerekiyor bana. Type verdikten sonra da her tipin objesi farklı olacaktı. Demek ki her tip için başka bir obje oluşturmam gerekecek. Özellikleri farklı. Bir de bu objeye dönerken bu özellikler boş değil. Varsayılan değerleri neyse onunla birlikte dönsün. Evet, switch'i burada kullanacağım. Switch neydi? Switch şöyle bir komut. Şimdi kopyalayalım. Nasıl kullanılıyor? 0, 1, şu switch'in parantez içindeki yerine bir değişken, bir değer yazıyoruz. Sonra aşağıya bakıyor. O değer hangisiyse onun içindeki komutu çalıştırıyor. Bir ekte kesip çıkıyor switch'ten. Burada birkaç switch örneği yapılmış. Mesela demiş ki eğer bu değer 1, 2 ve 3 ise şunu yap. 4, 5 ise bunu yap. 0, 6 ise bunu yap. Bizde ne olacak? Switch. Şimdi tabi bazı yerler kırmızı yandı. Expression olmayacak. Onun yerine type olacak. Değil mi? Tipe göre değişiklik gösterecek. Tipim benim ne? String. Demek ki burada sayı yerine çift tırnaklı çalışacağım. Bir tane ekleyeyim. Apple nesnesi. Değil mi? Apple nesnesi. Break. İkinci bir nesne ekleyeyim. Flower. Şunu da sileyim. Şunu da sileyim. Bu da varsayılan değer diyor. Switch'in kapanma şeyi burada. Şöyle bir şey yapıyorum. Mesela bir fonksiyon lazım. Onun içine bir şey yazarken tab'a basıp bir tab boşluk bırakıyorum. For'un içine bir şeyler yazarken bir tab boşluk bırakıyorum. Bu da bir yazım standartı. Kodun çalışmasında değişikliğe sebep olmuyor ama kodun okunaklı olması için iç içe if'ler, iç içe koşullar, bir sürü koşullar yazdığımız zaman o hangi if'in nerede kapandığını, nerede açıldığını görmek için işimize yarayan bir yöntem. Mesela if ile ilgili bir örnek yazayım şuraya. If a eşittir 1 ise, else değilse, işte bunu yap diyorum. Burada böyleyse bunu yap diyorum. Mesela şimdi bir if daha yazacağım zaman ne yapıyor? Bu if bunun öbür if'in içinde b eşittir işte 2 ise, else dedim diyelim şurada. Burada bir if de bunun altına. Bir if de bunun içine yazayım. Karışık yapmaya çalışıyorum. Hani şeklinde. Şimdi burada bakıldığında buradaki if if'in else'si bu olduğu, bu if'in içindekilerin şu
şu hizada olduğu, bu ifin de bu ifin içinde olduğu. Görülüyor. Peki, eğer ki hepsini aynı hizada yazsaydım. Biraz daha anlaşılması zor. Tabi bunlar bir de sade. Bu kodların içi dolu olduğu zaman daha da karmaşıklaşıyor. Apple dedik. Ne yapacağız? Onlar için ne yazdım ben? Evet. Şöyle yapalım. Item, item object nokta id, id'si olacak. 0 diyeceğim. Bu id'yi bu objeyi oluşturup buraya aldıktan sonra id'yi burada ekleyeceğim. id'im burada olduğu için. İstersen id'yi bu fonksiyona parametreyle gönderip de ekleyebilirdim ama burada da bazı değerler ekleyeceğim. Sonuçta bu benim kendi kurguladığım yöntem. Oyun illa böyle yazılıyor diye bir kural yok. Siz burada öğrendiğiniz farklı yöntemlerle, başka kaynaklardan edindiğiniz farklı bilgilerle kendi mantığınıza uygun, kendi mantığınıza daha kolay gelen başka yöntemler, kendinize uygun başka yöntemler geliştirin. Bu yöntemlerle işi o yöntemlerle de yapabilirsiniz. Bir de mesela bu tarz bir oyun için şimdi çok fazla emek harcıyoruz. Burada çok fazla kod yazıyoruz ama biz bunu çekirdek kodla, hiçbir kütüphane kullanmadan bu oyunu yazıyoruz çekirdek kodlarla. O yüzden biraz uzun sürüyor ama bütün kontrol bizim elimizde. İstediğimiz her ayrıntıyı ekleyip çıkartabiliriz. Kütüphaneler kullanıldığı zaman ya da bir oyun motoru kullanıldığı zaman oyun motoru ne kadar destekliyorsa o standart şeylerin yapımını daha hızlı, kolay bir şekilde yapmamıza izin veriyor. Ama çok özel şeyler yapmak istiyorsak, ayrıntılar yapmak istiyorsak, olabildiğince çekirdek koda inmemiz gerekiyor. Ne yaptım? ID verdim. Evet. Şimdi bu boş bir objeydi. Şimdi içinde bir ID var. Başka element. Bunları ben not almışım önümdeki kağıda. Element şimdilik boş olsun. Element nedir? Ben burada bir map'e bir nesne eklerken burada element create ediyorum ve bu create ettiğim elementi dokümanın içine ekliyorum. Daha sonra o eklediğim dokümanın içine eklediğim elementin burada mesela ayarlarıyla oynadım. Bu elementi kaybetmezsem, bu elementi de ben verilerimin içine eklersem daha sonra ne yapacağım mesela? Belki bu ne şu anda ihtiyaç yok gibi ama belki bu nesnenin ben koordinatı değiştireceğim daha sonra. Ya da o nesneyi sileceğim zaman gideceğim o nesnenin elementini de silmem, temizlemem gerekir. Bu gibi işler için lazım. Ondan sonra şunu kopyalayayım. Type tüm Apple olduğu belli. Bu zaten case elmaysa, type elmaysa buraya girmiş. Bir daha elma yazmamıza da gerek yok. Buraya type'ı da yazabiliriz. Type verilmiş. Nokta x. X koordinatı şu anda belli değil. Y koordinatı şu anda belli değil. Bunları burada ekleyebileceğimiz gibi bu objeyi aldıktan sonra da yeni şeyler ekleyebiliriz. Objeye ne kadar? Objenin yanına nokta koyup istediğinizi yazdığınızda onu eklemiş olur içine. Hem aldığım notların görülmesi açısından, elimdeki kağıdın burada görülmesi açısından bir tane buraya da ekleyeyim. İmaj olsun. Elmanın imajı. Neydi? Biz onu manuel burada yazdık. Elmanın imajını, değil mi? Şu
şekilde kullanıyorduk. Asset'in içinde Apple PNG. Bunları bir nesne klasörün içine koysak mı? Biz çok fazla resim olmayacak. Şu anda düzenlemeye gerek yok. Ama yarın öbür gün klasörünü değiştirdiğimde gelip buradan kodundan da değiştirmem gerekecek. Başka ne var? Evet. Can go. Yani hareket eden bir nesne üzerine gelebilir mi? Bir değer kullanacağım. Bir olumlu, sıfır olumsuz anlam ifade ediyor. O boolean değişkeni aslında. Ama burada tabii bir yazmamız boolean olduğu anlamına gelmiyor. Yani boolean tipi değişken. Bir ve sıfır olarak biz bunu kullanacağız şimdi. Can it yenebilir mi? Elma evet. Elma yenebiliyor. Başka ne özelliğim var benim? Food value demişim. Besin değeri. Standart bir elmanın besin değeri 15 olsun. Eğer ben burada bir elma eklerken parametre objemin içine food value 20 yazarsam burada eklerken onu da 15 yerine standart 15 hiçbir şey yazmazsam 15 olacak. Eğer bir şey yazarsam bunu 20'ye çevireyim mesela. Bir de pasif imaj olsun. Mesela çiçeğin üzerindeki besin tüketildiğinde ne yapacaktı o? Gri olacaktı. Tabii gri olacaktı. Biz onu resim olarak çıkarmadık. Şuradan Miscave'i açalım. Neredeydi o? Game. Yeri gelmişken şurada kelebek source assets'in içinde gri flower ve gri apple yok. Şuna çift tıklayayım. Taslama. Şuradaydı. Kilidi kaldır. Şuydu benim yaptığım. Export diyelim. Çiçek. Çiçeği seçtim. Selection. Export etmek istiyorum. Export etsin. Source. Asset içine flower nokta pasif pasif şeklinde export diyeyim. Burada mesela duvar da değiştirmiştik. Bu duvar da yok. Export as. Bunu da yine wall 2 diyeyim. Export diyeyim. Bir de elma var. Elmayı da export edersen. Geldi mi öbür gibi? Wall 2 gelmiş. Lower pasif. Arka planına birlikte gelmiş. Nokta pasif.
Niye arka planlara birlikte geldi? Export diyeyim. Layer'lara bakalım. Şu layer'ları kapatacağım. Grid'i de kapatacağım. Export ettiğim PNG'li arka planında arka plan gelmiş. Bir de boyut olarak 38-38. Benim orijinal resmim 32-32 idi. Onun sebebine baktım. Bunu bir efekt uygulayınca bunu biraz genişlemiş. Şöyle bir çözümle export etmeyi düşünüyorum. Arka planları görünmez yaptım. Şuradan bir kare çiziyorum. Şu içerisinde bulunan zaten kare 32-32 bir pikseldi. Burada bir kare çizdi, bu da 32-32 oldu. Bu karenin opasitesi 0. Yani beyaz 0. Görünmez. Ne yaptım? Kareyi kaybettim. Geri al diyorum. Beyaz dedim. 0 dedim. Şimdi export source butterfly assets pasif. Export edersem replace gidip bakayım. 32-32 arka planı da şeffaf gibi görünüyor. Evet. Evet, sanırım bu şekilde çözebiliyoruz. Nerede o? Silelim. Aynısından bir tane çizdim. Bu programa çok hakim değilim. Bunun tabii daha basit bir yolu da olabilir. Şimdilik bu çözümü genişlettiği için bu çözümü aklıma geldi. Bizim ihtiyacımız olan elma. Daha önce elma eklemiş miydi? Eklememişiz. Ne yazıyorduk? Pasif diyorduk. Export diyelim. Şuradan bakalım. Evet, elma pasif de gelmiş. Bir de duvar var. Şunu silelim. Bir de duvar var. İkinci bir duvar daha yapmıştık. Onu da export edelim. Wall 2. Bu duvarın farklı bir rengi değil, bu başka bir duvar. Export. Place. Ne oldu? Duvarda 32-32 geldi. 3-1, 3-2 var. Ağaç, iki çeşit. Bunların pasifi var. Wall 2 var. Tamam görünüyor şimdilik. Şunları açalım. Kaydedelim bunu. Şunu delete diyelim. Şunu kapatalım. Niye buna ihtiyaç duymuştuk biz? Pasif imaj. Bir elmanın bittiğinde pasif imajı olmalı. Şimdilik objem bu kadar yeterli.
bakalım. Şey yapayım. Bu Apple için ekledik bunu. Bu zaten hareket eden obje. Onu ayrı bir yerde tanımlayacağım. Kapı var. Evet, kapı. Kapıyla ilgili. Evet, kapıyla ilgili. Şöyle bir şey ekleyelim. Need key 1. Need key 1. Tabii kapının önüne geldiği zaman kelebek, kapıdan geçmek istediği zaman can go geçilebilir mi? 0 olacak ve kelebek geçemeyecek. Ama eğer anahtar varsa, anahtarla can go özelliği geçilebilir hale gelecek kapının. Need key 1 demişiz. Bu 0 olacak. Ne var? Çiçek. Şunun aynısını kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Şu değerleri dışarıda vereceğim için element. Bunları yazmayayım. Type'ı burada vereceğim. Ne var? Flower png can go, evet. Can eat, evet. Çiçeklerin besin değeri biraz daha düşük olacak. Şimdi bu rakamları kafadan attım. Oyun içerisinde onları değiştiririz daha sonra. Fasi imaj var mı? Var. Flower. Kendine ihtiyaç var mı geçirmesi için? Yok. Break. Break. Evet. Devam edelim. Devam edelim. Case. Şunu istemiyorum. Burada olacak bu. Başka ne var? Grass. Grass nesnem var. Break olacak. Grass nesnem içinde tipi grass. Grass olacak. Can go, can eat. Grass yenemiyor. Futbolusu yok. Pasif imajı da yok. Pasif imajı yok. Need key'de ihtiyaç yok. Need key bunlara yazılmasına gerek yok. Şurada dursun. O benim ana bütün hepsini yazdığım, görmek için yazdığım nesne. Şuna yazmayayım. Şunu kopyalayayım şu şekilde. Ne var başka? Rock. Rock'ta rock olacak. Type'ı geçilebiliyor mu? Hayır. Yenebiliyor mu? Hayır. Hayır. Pasif imajı da yok. Bunlar pasif imaja da gerek yok bunlarda. Şu ikisinde pasif imaja gerek var. Kopyala. 3-1 ve 3-2 var. Wall-1 ve Wall-2 var. Door var. Bir can go geçilemiyor, 0 yenemiyor, futbolusu da yok. 3-1
Şunları. Evet. Kapıya meet K1. Anahtara ihtiyaç var. Can go 0. Wall can go 0. Yenemiyor, yenemiyor. 0 geçilemiyor. Geçilemiyor. Ağaç geçilemiyor. Rock geçilemiyor. Grass geçilebiliyor. Yenemiyor. Flower yenebiliyor. Evet. Bana bir obje veriyor bu. Şimdiki. Nerede lazım bu bana? Burada. Benden bir tip istemiş. Değil mi? ID'mi belirttikten sonra var. Burada bir değişken açalım. Item object eşittir map nokta create item obje. Şu tip için bir item objesini oluşturuyorum. İtem objemi oluşturdum. Altı gri çizgi kullanmadığımı söylüyor. Değil mi? Kullanmamışım daha. ID'si belli. Bu item objekte bazı değişiklikler yapacağım. Nedir? Nokta ID eşittir. Ne vardı benim? ID'm vardı. ID ne için kullanacağım? Her bir eklediğim, ekrana eklediğimin bir ID'si olacak. Bunu da şu değişkenden alacaktım. Eşittir. map.lastSystemID. Bu değişkenden aldım. ID'mi ekledim. Başka? Bana element gerekiyor. Değil mi? Bakalım. Elementi oluşturdum, ekledim. En son Punctual'ı ekledim iteme. İtem en üst elementim. İtemin altında image elementim var. Şuraya obje nokta element eşittir itemin item objesini buna ekleyeyim. Bunun içine ekleyeyim. Bu şekilde çalışacak mı onu hatırlamıyorum. Eğer çalışmazsa kontrol et. Çalışacak yoksa get element by id ile check tekrar. Burada tekrar işlem yapmamak için şuraya eşit dedim. Sonra burada yazmıştım. Bu itemin özellikleri class eklerken bu iteme bir id ekleyeceğim. Bu id de sayı yazabiliyor muyduk? Başına mesela bir değişken oluştururken sayıyla başlayamıyoruz. Böyle bir değişken olmuyor. Sayıyla başlayamıyoruz. Mutlaka bir harfle başlamak gerekir. Burada da ben o yüzden koordinat datayı eklerken başına C harfini koydum. O da bir değişken olduğu için. Ama burada ID nin içerisine bir veri ekleyeceğim. Bu tabii ki bir sayı da olabilir. O zaman ben direkt ID'mi bunun içine ekliyorum. Böylece elementi ID'lemiş oldum. Elemente bir ID vermiş oldum. Daha sonra tekrar getElementById ile ID'sini bildiğim için çekmek istiyorum. Type verdik. Parametreleri ekleyeceğiz. Parametreleri eklemeden önce ne yaptık? Burada koordinatlarını eklemişiz. Evet, koordinatlarını ekleyeceğiz. O koordinata ID'sini eklemişiz. X ve Y
X ve Y'yi de daha sonra kullanmak üzere şunun içine ekliyorum. Item objemin içine. Onları 0 vermiştim değer olarak. Başka ne vardı? Element'i yazdım. Type zaten geliyor. ID'sini yazdım. X ve Y'sini yazdım. Bunlar zaten standart değerler. Bir tek değişen food value var. Şimdilik food value sadece değişiyor. Onu da paramın içinde eklerim. Param bir obje olacağı için şöyle yaparım. If param food value, eğer food value varsa item object nokta food value değeri parametreden gelen food value değerine eşitlensin. Eğer yoksa komut işlemeden geçiyor. Food value değeri zaten standart olan, neyse burada 15 ise 15 olarak kalacak. Sonra buraya ekledim. Şimdi şunu kullandım. Eklenen nesneyi koordinatının ID'sini ekledim. Artık hangi koordinatta bir nesne olup olmadığını, hangi ID'nin nesne olduğunu orada bu datadan bir fonksiyon da yazacağım tabii. Ama buradaki datanın içinden çıkarabilirim. Last ID itemi kullandım. Item data. Sonra da bu oluşturduğum item objeyi şurada nasıl bir diziye ekliyorduk? Push. Push'la ne yapmıştı örnekte orada mesela ASD. Bir tane metin yazarsam ben metin ekler. Sayı yazarsam sayı ekler. Ne yaparım daha sonra? Sıfır derim. Sayı ya da metin gelir. Bu şekilde kullanırım. Ama ben ne yapacağım? İtem objesini buraya ekleyeceğim. İtem objesini eklediğim zaman ne olacak? İtem data 0 dediğim zaman nokta id diye id'sini görebileceğim. 0. eklediğim, yani ilk eklediğim itemin id'si ne? X koordinatı ne? Ya da food value'su ne? Object eklediğim için bir satıra bu şekilde kullanabileceğim. Evet, şimdi bu kadar yeter.